Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşkın bize erişilebilirlikte bildiğimiz birçok şeyin yanlış olduğunu sanırım örneklerle de anlatacak. Emre, mikrofonu sana bırakıyorum. Süren başladı. Evet, herkese merhabalar. Erişilebilirlikte doğru bilinen birçok şeyin aslında doğru olmadığı yönünde bir sunum başlığı koydum. Bunu neye dayandıracağız? Bunu ifade edeceğiz bugünkü oturumumuzda. Şimdi biz dernek olarak bilgiye erişimi odak noktamız olarak aldık. Derneğin kuruluşundan beri dedik ki bilgi teknolojileri eğitimde ve diğer alanlarda etkin olarak kullanılması gerekir. Bununla ilgili yaptığımız görüşmeler neticesinde web tasarımcılarıyla ya da uygulama geliştiricileriyle bir araya geldiğimizde, onlara erişilebilirlikten bahsettiğimizde ve devamında birçok farklı geri bildirim aldık. Yani bunlara değineceğiz. Ama öncesinde web erişilebilirliğinin kimlere etki ettiğini tartışalım beraber. Web erişilebilirliği sadece engeller için mi? Yani işte görme engelleri için ve işitme engelleri için mi gereklidir diye bir soruyla başladığımızda aslında işitsel, fiziksel, konuşma ve nörolojik engellere dahil olmak üzere ve hatta yaşlı kesimle dahil olmak üzere birçok kesimin bilgiye erişiminde önemli bir noktadır. Yani web erişilebilirliği sadece görme ve işitme engelli kişiler için değil. Çünkü son zamanlarda böyle algılandığı yönünde izlenimler alıyorum. Web erişilebilirliği deyince sadece belli bir kesim öne çıkarılıyor ve bu kesime yönelik düzenlemeler yapılıyor. Oysa ki daha farklı kesimlerinde erişilebilirlik konusunda işte bir takım sıkıntılar var ve bunlar görünmeyen şeyler olduğundan dolayı da fazla dikkatimizi çekmiyor. Niye gerekli erişilebilirliği? Ve bilgi almak, bilgi sağlamak ve toplumla etkileşimde bulunmak için önemli bir araçtır diyoruz. Bu nedenle yukarıda ifade ettiğimiz kesimlerin, engelli bireylerin, yaşlı bireylerin eşit erişim ve fırsat eşitliği sağlamak için web erişilebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bu zaten Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde de kendisine yer bulmuştur. Web erişilebilirlik, bilgiye erişim temel bir insan hakkıdır. Emre Bey, mikrofon. Tamam. Evet, daha iyi herhalde. Evet. Erişilebilirlik var olduğunda büyük bir kesim için, yukarıda bahsettiğimiz kişiler için bir fırsat haline geliyor. Örneğin, mesela bir kitap, basılı bir kitap. Bunu daha önceki dönemlerde kütüphaneye gitmek, onu raftan bulmak, almak ve okumak hepsi bir ayrı erişim süreci gerektiren şeyler. Tüm engel grupları için söylüyorum. Fiziksel engelli bir arkadaşımız gidecek, o kitabı raftan bulacak, raf eğer erişilebilirse tek başına alacak, değilse bir başka kişiden destek alacak ve devamında okuyabilecek. Görme engelli bir kişi bu kitabı yine raftan bir başkasının desteğiyle bulacak, alacak ve onu belki bir arkadaşının seslendirmesini bekleyecek gibi şeyler vardı. Ama artık eğer e-kitap var ise, o kitabın elektronik bir nüshası mevcut ise, bu bilgiye erişimi son derece kolaylaştıran ve zamandan da tasarruf ettiren, tek başına bağımsız bir şekilde bizim o bilgiye ulaşmamızı sağlayan bir kolaylıktır. Bu nedenle diyoruz ki erişilebilirlik bir fırsattır. Ya da mesela bilet alma, ulaşım bakımından düşünelim. Bir otobüs bileti, uçak bileti alacağız. Geçmiş yıllarda ne yapmamız gerekiyordu belki? Yazıhanelere gitmemiz ve o biletleri almamız gerekiyordu. Telefona rezerv ettiriyorduk belki. Ama devamında gidip yazıhanelerden biletleri almamız gerekiyor. Fakat bu iş şimdi internet aracılığıyla bu iş çok kolay yapılabiliyor. Ve o nedenle erişilebilirlik fırsattır diyoruz. Erişilebilirlik etkileşimdir. Geçmiş oluyoruz. Engelli bireyler evden dışarı çıkamıyorlar. İşte niçin belki bunun işte sorgulanmasında engelli bireylere de zaman zaman eleştiri getirilse de asıl engelli bireylerin evden çıkamaması sebeplerinin başında fiziksel erişilebilirlik gelmekte. Fakat web erişilebilirliği, bilgiye erişim o kadar birbiriyle etkileşim haline getirdi ki bu kesimleri. Örneğin, farklı yerlerde yaşayan engelli bireyler sınava hazırlandıklarını varsayalım. Bir işte EKPSS'ye ya da üniversite sınavına hazırlanan birçok kişi kendi arasında etkileşim kurabiliyor ve birbirleriyle doküman paylaşımında bulunabiliyor, kaynak paylaşımında bulunabiliyor ve dahası daha farklı kesimlerle de etkileşim kurabiliyor. Ve potansiyel pazar payını artırır diyoruz. Bir kurum hizmetini erişilebilir hale getirdiğinde daha fazla kesime ulaşacak. Örneğin e-ticaret sitesi erişilebilir olduğundan engelli bireyler oradan faydalanacaklar. İşte biz diyoruz ki şu uygulama erişilebilir, bundan sonra işte market alışverişimizi buradan yapacağız diyoruz mesela. Ya da bir kurum erişilebilir hale geldiğinde daha fazla engelli kesimi de içinde barındıran bir kesim tarafından hizmet verilebilir duruma gelecek. Bu nedenle diyoruz ki web potansiyel pazar payını artırır. Ve erişilebilirlik engelli. Web sayfasını birçok geliştirici erişilebilir yapmadığı zaman birçok kişi bu sitelerden etkin verimli bir şekilde yararlanamaz duruma gelmektedir. Mesela fareyi kullanamayan bir kişi ya da alt text, sabahleyin Engin Bey'in yaptığı eğitim oturumuna katılanlar belki bileceklerdir. Görüntülerin alt metinleri olmadığında görme engelli bir kişinin o bilgiye erişmesi mümkün olmuyor. Ve fare kullanımını engelleyen bir durumda web sitesi bunu yaptığında da fareyi kullanamayan kişiler büyük zorluklar çekebiliyorlar. Ve erişilebilirlikte sosyal faktörler diyoruz. Şu soruları ortaya koymamız lazım. Bir kurumun artık kurumsal sosyal sorumluluk deniyor, bir programı olması önem arz ediyor. Artık daha fazla kişiye ulaşmamız, az önce ifade ettiğimiz kesimleri de içine alan süreçler geliştirmemiz gerekiyor. Ve kurum personelimize, bilişim ekibindeki kişileri web erişilebilirliğinin bir kurumsal sosyal sorumluluğun içine dahil edildiği noktasında farkındalığını geliştirmemiz gerekiyor. Hem dünkü sunumlarda hem bugünkülerde ve daha önce yaptığımız oturumlarda da ifade ediyoruz ki işte bilgisayar mühendisliği gibi bilişim alanındaki fakültelerde erişilebilirlik konusunda dersler verilmesi gerekiyor diyoruz. Bu alana gerçekten daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Peki var olan arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın da bu konuda ivedilikle geliştirilmesi ve alanla ilgili farkındalıkların arttırılması gerekiyor ki bu alanın gerçekten önemli olduğu noktasında üst yönetimlerini de ikna edebilsinler. Çünkü gerçekten bu kişilerin üst yönetimlerini ikna etme kabiliyetleri de var. Ve kurumların, özellikle de engelli bireylere hizmet veren kurumların erişilebilirliğe önem vermesi gerekiyor. Biz öyle şeyler biliyoruz ki engelli bireylere ya da yaşlı bireylere hizmet veren kurumların ya da kurumların web sayfaları ya da uygulamaları erişilebilir değil. Biz ne diyoruz o zaman? Sizin önce web sayfanızı bilgiye erişilebilir hale getirin ki biz sizin yaptığınız hizmetin samimiyetine güvenelim. Böyle yerel yönetimler, üniversitelerin engelli öğrenci birimi sayfaları, kamu kurumları, hatta bakanlıklar bu kesimlerin engelli bireylerin sağlık hizmetleri içeren uygulamaları ya da web sayfalarının erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. En baştan bu konuda savunuculuk yapabilmemiz için kendi uygulamamızı düzenlememiz gerekiyor. Ve teknik faktörler. Erişilebilirliği sağlamak için bir takım teknik faktörlerimiz var. Şimdi genelde bizim ülkemizde yeni hizmet başlatılırken değil, sonradan o hizmeti engellilerden kullanmaya başladığında bu sorunun, erişilebilirlik sorunları gündeme geliyor. Oysa ki biz baştan erişilebilirliği de tasarım aşamasında gündeme getirsek ne olacak? Sonradan tabiri caizse yama yapmaktan kurtulacağız. En baştan web erişilebilirliği de içeren tasarımlar geliştirmemiz gerekecek. Ama hala biz görüşmelere gittiğimizde önce siteyi bir tasarlayalım, ondan sonra web erişilebilirliği kısmına gelelim deniyor bize. İşte ilk doğru bildiğimiz nokta, doğru olarak bildiğimiz fakat yanlış olan nokta bu. Nedir? Web erişilebilirliği başlangıçtan, sonradan bakarız denmeyecek kadar önemli bir noktadır. Ve web sitesi ne sıklıkla güncelleniyor ve ne sıklıkla yeniden tasarlanıyor. Öyle uygulamalar ve web sayfaları var ki belli periyotlarla yeniden tasarımları geliştiriliyor ve bir önceki biz sabahleyin uyanıyoruz, sürekli kullandığımız bir uygulamayla web sayfasına girdiğimizde öyle bir sürprizle karşılaşıyoruz ki peki böyle durumlarda da yine karşımıza erişilebilirlik sorunları çıkıyor. Evet, tasarlanan hizmette erişilebilirlik tüm yönetim kademesinde kabul edilmeli. Buna bilişim ekiplerinden başlamalı ve üst kademelere kadar ilerlemeliyiz. Ve bir hizmet tasarlanırken artık şu şartnameler çok önemli. Bu şartnamelere erişilebilirlik kıstasını koymadığımız zaman ya var ya kar bir şeyler yaptırıyoruz, işte o hizmetin o sayfasını erişilebilir hale getirdiğimizde mutlu oluyoruz. Örneğin bir web sayfasını, video player'ını erişilebilir hale getirdiğimizde mutlu oluyoruz. Daha biz kazanım sağladık. Niçin böyle oluyor ama? Baştan erişilebilirlik kriteri şartnameye eklenmediğinden böyle oluyor. Ve sürdürülebilirlik. Bugün web sayfası erişilebilir hale getirilebilir. Fakat yarın yeni bir güncelleme aldığında eğer erişilebilirlikle ilgili bir düzenleme yapılmamışsa ve yine o sonra yapılmışsa sürdürülebilirlikten ödül vermiş oluyoruz. Ve evet, sadece ekran okuyuculara uygun tasarımlar yapmak, ayrı tasarımlar yapmak. Bu son zamanlarda vazgeçilse de mesela ben bir web sayfasının tasarlanması açısından bir ekran okuyucu yükleyelim biz bu siteye. Siz o ekran okuyucuyla gezin. Sadece o sitede çalışacak bir ekran okuyucuyla gezin siteyi diye öneriler alıyorum. Ya da işte biz x.gov.tr sitesine görme engelliler, yani işitme engelliler diye ayrı sayfalar yapalım. İşte son günlerin güncellenen haberleri de RSS akışıyla oraya koyalım, siz o bilgileri edinin şeklinde. Fakat biz diyoruz ki var olan web sayfası tüm yönleriyle erişilebilir hale getirilmek zorundadır. Bu da önemli bir nokta. Ve yine sadece ekran okuyuculara uygun tasarlanması, yani düz beyaz sayfa tasarlamak mı erişilebilirliktir? Erişilebilirlik deyince insanlar ve tasarımcı arkadaşlar özellikle görsellikten, estetikten ödün vermeleri gerektiği gibi bir yanlış izlenime kapılmış durumdalar. Bunda belki de bizim de bazı arkadaşlarımızın tasarladığı sitelerin öne çıkmasının etkisi vardır. Ama web erişilebilirliği estetikten, görsellikten ödün vermek anlamına gelmiyor. Bizim uygulamayı kaç kişi kullanacak? Kaç engelli var? Kaç üniversite öğrencisi var görme engelli bizim üniversitemizde? Sadece 2 mi? 2 kişi için mi biz web sayfamızı erişilebilir hale getirmek için bütçe ayıracağız? Ama bakın arkadaşlar, Japonya'da ve bilgi erişilebilirlik değil ama Japonya'da bir kuzeyde bir tren istasyonunun kapatılması gündeme geliyor. Fakat deniyor ki bu tren istasyonunu kullanan bir lise öğrencisi var. Bu lise öğrencisi bu istasyonu kullanamaz ise okuluna ulaşamayacak. Ve şirket şöyle bir karar alıyor değerli arkadaşlar. Öğrencimiz mezun olana kadar bu tren istasyonu kapatılmayacak. Onun okul saatlerinde tren istasyonundan tren kalkacak ve gelecek. Bizim de bu bakış açısına gelmemiz gerekiyor. Her insan değerlidir ve her insanın bilgiye erişme hakkı vardır. Bu hem ulusal ve hem de uluslararası mevzuattan güvence altına alınmıştır. Biz kendi cihazımıza ekran okuyucu kurduk. İşte denedik, oluyor. Evet, bununla da çok karşılaşıyoruz. Biz sitemiz erişilebilir değil diyoruz. Randevu alıyoruz 3 gün sonraya. 3 gün içerisinde arkadaşlarımız VoiceOver öğreniyorlar, JavaScript öğreniyorlar, NVDA öğreniyorlar, kuruyorlar bilgisayarlarını, telefonlarına. Ve bakıyorlar, o siteye ulaşıyorlar. Yazıyı da parmaklarıyla üzerine geliyorlar, seçiyorlar, okuyorlar. Ama web erişilebilirliği bu mudur? Bununla ilgili oturumlar olacaktır. Web erişilebilirlik kriterleri nelerdir ve ilgili oturumlar olacaktır. Oralarda daha detaylarını öğreneceğiz gibi. Web sayfasına erişmek için ekran okuyucu yazılımlar birçok kısa yol tuşundan yararlanıp web elementlerine ulaşmanın birçok kısa yolu vardır. Ve bu kısa yollar olmadan sizlerin işte 3 saniyede ulaştığı alana belki biz 5 dakikada ulaşabiliyoruz. O web erişilebilirlik kriterleri olmadığı zaman. Yani web sayfasında yazan bir alana parmağımızla ulaşıp, görerek ulaşıp, onu seçip okutmak web erişilebilirliği anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ve içerikte gerekli gereksiz ayrımı yapmak. Ya bizim sitemizde videolar var ama onlar çok da gerekli değil. ya da işte ya görseller var ama bunlar sizin için gerekli bir şey. Yani sadece yazıları koysak, düzenlesek olmaz mı ki gibi şeyler ortaya çıkıyor. Biz web sitesinde ya da uygulamada gerekli gereksiz bilgi ayrımı yapmıyoruz. Mesela son zamanlarda evet önemli bir gelişmedir. Özellikle evet, son 1,5 dakikam kaldı. Siyasetinden aldım bu bilgi. Şimdi özellikle son zamanlarda özellikle haber uygulamalarında biz bununla karşılaşıyoruz. Evet, önemli bir değişiklik oluyor. İşte güncellemeler yapılıyor ve haber görseli, Örneğin çok basit bir şey. Milli takım kadrosu açıklandı. Habere tıkladık. Ve o milli takım kadrosundaki futbolcular resim olarak oraya eklenmiş. Arkadaşlarımız altta sormuşlar haber görseli diye. Evet, güzel. Teşekkür ederiz. Ama o 25 kişilik kadroda kimlerin olduğunu biz bilmiyoruz. Bu da bir eleştiri. Ve arkadaşlar biz diyoruz ki bütün aktörler bir araya gelmeli. Herkesin bilgi yönünden tecrübeleri, deneyimleri farklı. Bilişimci arkadaşlarımız bunu bilerek kasten erişilebilir yapmıyorlar. Hayır. Bu konuda şu ana kadar bilgi sahibi olmadıkları için, bilgi alabilecekleri mecra olmadığı için, hatta görme engellerin, işitme engellerin erişilebilir teknolojilerden faydalandıkları noktasında bilgi eksikleri olduğu için. Bizlerin bu konudaki deneyimleri, onların yazılı konusundaki bilgileri bir araya geldiğinde biz diyoruz ki EGET olarak sloganımız hep bu zaten. Değişimi ancak ve ancak birlikte gerçekleştirebiliriz diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Emre o kadar çok dolu bir sunum yaptı ki hep o kadar dolu bir sunum gerçekleştirdi ki kesin içinden geldi. Şu mikrofonu bir rica etsem. Getiriyorum. Biz duyuyoruz Engin. Çok önemli. Birkaç şeye altını çizmekte fayda var. Erişilebilirlik daha en baştan yapılmalıdır. Sürdürülebilir olmalıdır. Ve ben hani bu sunumun sloganik cümlesi olarak şunu seçtiği düşündüm. Her insan en az diğeri kadar değerlidir ve erişilebilirlik gereklidir. Yani burada kaç kişi kullanıyor, bu kadar az kişi kullanıyor değildir erişilebilirlik. Bunu hepimizin sahip çıkmasına, çünkü bize en çok gelen soru, ya şimdi biz sizin için bir şey yapacağız ama kaç kişi giriyor acaba buraya? Değil erişilebilirlik. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Gerçekten çok önemli bir sunumdu. Şimdi hala bunu